Herkese günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz, ne arıyorsunuz, nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Valla yorgunum, uykusuzum. Sabahın köründe kalktım. Bugün arkadaşlar İzmir'e Batoz göndereceğiz. Onun videosunu çekeceğim. Dedim ki hazır ben bu işleri yapıyorken sizlere de videosunu göstereyim dedim. Tabii ben bu videoyu çekerken, sizlere gösterirken, izletirken arkadaşlar ben askerde olmuş olacağım. Ben askerdeyken siz şu anda şu videoyu izliyorsunuz. O zaman hemen videomuza geçelim abi, hala uykum var. Leis 44'lerimizin tamamı gidiyor. İzmir'den bir abonemiz bizden aradı sabah, dedi ki 2-3 gün önce falandı işte, ben Leis 44 istiyorum dedi. Ben dedim ki 3 çift artı 2 tane de Leis 44'üm var. Ondan sonra tamam acım dedi, ben de hepsini alacağım dedi. Tamam dedim, İzmir'e yollayacağız arkadaşlar balıklarımızı. Lakin zor olacak. Neden zor olacak? Çünkü bir sürü malzeme var ve bu malzemelerin içerisinde batozlarımızı yakalamak hakikaten sıkıntı. Ben de bayağı bir kova getirdim, malzemeleri evvel çıkartacağım, ondan sonra balıklarımızı yakalayacağım ki hani biraz daha hızlı olsun bu iş. Şu an saatimiz 8:11, otobüsümüz, ona yetişmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım neler olacak, videomuzda göstermek istiyorum sizlere. Abi dün balıkçı grubuylaydım. Valla bayağı bir oturduk, muhabbet, yemek, içmek, şu bu falan derken uykum valla var. Hala uyuyorum ama yine de videoda çekeceğim. Yaşlanmıştık lan. Sabah aklıma geldi. Ulan dedim her videomuzda dedim şey diyoruz. Hani siz bunu ne? Ben Kasım'da askere gideceğim, ben Kasım'da askere gideceğim diyorum. Hani sizlerin de haberi bilgisi olsun diye. Artık düşündüm ki elimdeki stok videolardan dolayı ben artık video izlerken askerdeyim arkadaşlar. Ha tabii nereye çıktı, nereye çıkmadı onu hala bilmiyorum. Güzel, hemen balımızı yakalayacağız. Yatıyorum hacı, yatıyorum. Vallahi ayaktayım ama hala yatıyorum. Ama Allah'tan ne oldu biliyor musunuz? Saat 8'e alarm kurdum ama 7:49'da kendim kalktım. Dedim ki mücahidim 11 dakika daha alarmın çalmasını bekleme. Çünkü şöyle bir şey var, alarm çalarsa zor kalkarım. Hani sanki kendi isteğimle değil de zorla kaldırılmış gibi hissedecektim. Ondan dolayı dedim kendim kalkayım. Böyle garip uyarımlar ya. Tabii sesim bir travesti gibi çıkıyor sesimde. Onu da fark etmiştim dayım. Elimizi kesmeden. Daha arkadaşlar nasıl bir kutuya koyacağım, ne yapacağım, ne edeceğim bunları bile düşünmedim. İlk önce o yüzden bir balıklarımızı yakalayalım da ondan sonra arkadaşlar o tarz şeyleri de düşüneceğiz. Daha vallahi işimiz çok o yüzden. Acaba ben direkt ne kadar yakalayabilirsem, yakalasam da yakalayamazsam mı malzemeleri şey yapsam, çıkartsam. Durun bakayım bir deneyim ilk önce arkadaşlar, yakalamaya bir çalışalım. Yakalayamazsak bu arada burada var ya 3-4 tane kova getirmişim. İnşallah kolay yakalarım. Kolay yakalayamazsam 2 tane de bu arada fazladan siyah hediye göndereceğim. O kadar da 144 almış. Hediye almayı da vermeyi de severim arkadaşlar. Hediye almayı da vermeyi de severim. O yüzden hediyesiz göndermeyeceğim. Anam düşüyor. Uyuyorum beyler, uyuyorum. Vallahi uyuyorum. Bu kadar suyumuz yeter. Bismillah deyip balığımızı yakalamaya çalışalım. Kesin ben en sonunda bu malzemeleri çıkartmak zorunda kalacağım ama yine de bir şansımı deneyeyim lan. Arkadaşlar şimdi inşallah dükkanımız olduğu zaman çok daha kolay olur böyle yakalaması. Çünkü şimdi dekor mekor ben bir sürü bir şey koymuşum. Balık hakikaten yakalanmıyor. Bu arada içine bir pisles de kaçıyor. Öyle pislesleri çıkartırız. Şimdi onunla direkt uğraşmayacağım çünkü akvaryumda lepises çok olduğu için illaki kaçıyor yani, içine giriyor. Bir tane erkeğimizi yakaladık. 3 çift artı 2 tane daha vardı dediğim gibi. Hepsini vereceğim. Şurada bir erkek daha görüyorum. Onu da aldım gibi bir şey. Evet onu da aldım. Vallahi arkadaşlar gönlümden geçen dediğim gibi inşallah şey yapmak gerek kalmaz. Akvaryumu boşaltmam gerek kalmaz. Boşaltırsam sıkıntı. Sırf bir de onu boşaltmaya arkadaşlar nereden baksanız 20 dakika harcayacağım ama
Daha bak işte bakıyorum şu an balık malık göremiyorum. 10 tane L144'ten bir şey yok ortalıkta. Üçüncüyü de yakaladım bu arada. Şansımız yaver gidiyor. Hızlı yakalanıyor. Devamı nerede? Aa, bir tane daha gördüm. Arkaya doğru gitti. Aa, bir tanesi de şurada kökümüzün üzerinde. Aslında arkadaşlar bu işini var ya atletle yapmak çok daha iyi oluyor da işte videoda nasıl atletle yapacağız o da ayrı konu. Arkadaşlar kübün üstünde bilmiyorum görüyor musunuz ama bu çok basit yakalandı. Kübü bırakmadı ben de kübü kaldırdım. Aha bir tanesi vallahi kübün içine gitti şuradaki. Ulan vallahi sabahın köründe işimiz rast gidiyor yine. Aha orada iki tane de. İkisini de alırsan çok çok iyi olur. Efsane olur. İkisi de dişi mi? Evet. Takımlarımın dişileri. Hatırlarsanız bunları Ankara'dan almıştım. Vallahi bir tanesini kaçırmışım ya. İki taneydi, bir tanesini kaçırmışım. Lepistesler arkadaşlar benim kendi yavrularımın yavrularıydı. Vallahi maşallah çok sağlam arkadaşlar. Anacı oldular. Onlar da yakında yavru yaparlar. Az önce bir tanesi denk geldi elime de harbi büyüktü. Harbi büyüktü. İyi olmuştu. Aha bir tanesi şatonun içerisinde. Vallahi iyi yakalıyoruz. Ha, şu an 4 balığımızı yo 5 balığımızı hacılamayı başardık. Akvaryumu çok da dağıtmadık. Her neyse ben gelince zaten akvaryumu toparlayacağım ama ulan az önceki dişi de yakalsaydık iyiydi ha. Hadi be kaçırdım lan. Ulan gel lan işte. Ah kaçırdım ya. Ha, ikisi de orada. İnşallah bir ikisini de alırım. Ya oğlum sen nasıl bir biçisin ya? Aha bir tane daha aldım. Orada bir dişimiz vardı. Onu siz büyük ihtimalle göremezsiniz. Çünkü test erkekle bir yerde kalıyor. Anam düşecek gibiyim. Hacı abi düşecek gibiyim. Zar hoş gibiyim. Aha bir tane daha gördük. Aha diğeri de orada. Oğlum iyi saklanırlar diye düşündüm. Herhalde onlar da oyun yönetimini satayım çünkü kolay yakalandılar. Balıklar kolay yakalanıyorlar sanırım balıklar da uyuyor arkadaşlar. Hacı abiler yalnız erken yakaladık. Erken de kalkmıştık. Balıklar erken tutmuş olduk. İyi olmadı. Neyse. Biraz hava veririz. Hemen paketlemeyiz balıkları. Yoksa daha uzun süre kar burada kalırlar. Evet öyle yapalım. Ne anlattım ben de bilmiyorum. Ama anlattım bir şeyler. Ne yapayım? Sabah saat 8. Böyle oluyor. Allah ölüyorum arkadaşlar. Kaç tane yakaladık lan? 3 aldı. 7 tane yakalamışım. Aha bir tane kalmış. Vallahi. Yalnız şu aşağıyı size göstermek istiyorum. Bir sürü kova getirmiştim. Hani belki malzemeleri çıkartmak zorunda kalırım. Yetişemezsem hani zaman az kalmışsa diye falan ama vallahi iyi hızlı yakaladığımı düşünüyorum. Kaçıncı dakikadayız videonun? Dokuzuncu dakikasındayız. İlk 2 dakika konuştuysak 7 dakikada vallahi muazzam yakalama. Ama genelde o son bir çiz yakalanmaz. Şimdi onu arıyorum. Gözümle. Kulağımla. O son bir çiz var ya. Elimizde şurada 2 taneyken kaçanlardı ya. Oha. Yani karşımızdaki profesyonel bir kaçıcı. Hadi be oğlum beni üzme lan. Oğlum Allah aşkına aha vallahi beni üzmedi ve kendisini ortaya çıkardı. Hakikaten bu oha.
Yalnız şu siyahı da yakalarsam size göstermek istiyorum. Yakaladım. Vallahi benim siyah dehşet olmuş. Hay maşallah. Bir gelin yakaladıklarımı size bir göstereyim. Evet arkadaşlar, balıklarımızı yakaladık. Şu siyah abi bakar mısınız ya? Şu siyah gerçekten benim gözde balığım. Onu daha da büyütmek istiyorum. Bakalım ne kadar büyüyecek, onu merak ediyorum. Şuna bakın, ay maşallah ya, çok büyük maşallah. Emşikleme elimi, valla öpüşmek zorunda kalırız. Anam elime yapıştı. Oğlum reis 44'ler kadar büyümüş lan. Az daha döküyordum lan balıkları. Neyse sen geri gel, laf arınma. En büyük vatozum bu benim. Bunu inşallah rekora koşturacağım. Şimdi kaç tane var burada? 2, 4, 6, 8. 3 çift olacaksa 6 tane, 2 tane vaza vereceksek 8 tane. Şu lepistesleri çıkartacağız. Yerli lepistesi valla zaten hediye bile ediyorum, o bir şey değil de adam istemez, o yüzden çıkartacağım. 3 tane erkeği görüyorum, şu 3 tane araç dişimi görüyorum ve 2 tane de arkadaşlar şuradaki genç balıklarımı görüyorum. Şöyle bir resim alayım. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. Bunu arkadaşlar paylaşırım. Allah hayırlı olsun. İnşallah sağ salim balıklarımızı uğurlarız. Sağ salim gideceği yere varır. İzmir'e bu sefer verdik. Ben kendim Ankara'dan özel olarak gidip alıp gelmiştim. Fiyatı çok uygundu. 450 TL'ydi arkadaşlar. Ama tabii yol masrafıyla falan mesela 700 liraya hem gelmişlerdi. Balıklar güzel balıklardı. İnşallah gittiği yerde hayırlı olur. Şimdi ne yapacağız? Bunları arkadaşlar bir aşağıya bir indirelim. İyi, akvaryumu dağıtmadık. Yani en azından şöyle söyleyeyim sizlere. Ben hepsini dışarı çıkartırız, toplarız falan diye düşünüyordum ama bayağı bir kolay oldu. Umduğumdan basit oldu. Bir de bunlarla gelen arkadaşlar düz Leis 44'lerimiz vardı mesela. Onları da göstereyim. Bir tanesi burada. O bize kaldı. Ben askerden gelişti artık bu. Gider. Ondan bir tane daha var gençler. Onların bir tane daha var da. Şu an ışık direkt doğrudan vurmadığı için tepesine göremeyebiliriz. Bir de meydanda değilse göremeyebiliriz. Şöyle bir bakayım. Yok vallahi göremiyorum. Arkadaşlar bir saniye, ben şimdi bir ayar çekeyim, olaylara bir geleyim. Arkadaşlar hediye balıklarımızı da ayarladık. Şöyle size bir göstereyim. Sonra o şişeyi anlatacağım. İki tane de arkadaşlar siyah cücemden attım. Balıklarımız burada çok güzel görünüyorlar. Renkler renkler harika. İki tane de arkadaşlar dediğim gibi attım. Şu erkek olabilir, şu da dişi olabilir diye düşünüyorum. İnşallah bir çift atmaya çalıştım. Umarım ki bir çift olmuştur. Tabii bu daha ne zaman belli olur? Herhalde bir aya kadar belli olur. Belki de o kadar sürmez. Onun dışında arkadaşlar şurada benim dinlendirmiş olduğum hazır bir suyum vardı. Böyle gönderdiğimiz balıklarda bir miktar da içine böyle temiz hazır su koyduğumuz zaman, yani hazır sudan kastım şöyle dinlendirilmiş su koyduğumuz zaman iyi oluyor. Hem bayat su hem de arkadaşlar normal temiz suyla birlikte güzel bir şekilde gidiyor balıklar. Onun ama şöyle bir şey vardı, odamda duruyordu. O su arkadaşlar, tabii bu şişenin içinde su var şu anda. Her ne kadar belli olmasa da ne anlatacaktım? Ha, 17 dereceydi arkadaşlar. Benim akvaryumum da 20 derece. Bundan dolayı hani ısları denkleşsin diye ağzını kapatıp akvaryumun içine attım. Bir 10-15 dakikaya kadar içerisindeki su arkadaşlar akvaryum suyuyla aynı ısıya gelecek. Bu sayede arkadaşlar balıklarımız hani ısı farkından da etkilenmemiş olacak eklediğim zaman. Onu bekleyeceğim. Onu beklerken de arkadaşlar balıklarımızı poşetleyecek ve içine koyacağımız kutuyu ayarlamaya çalışacağım. Onlara bir bakayım. O arada da bu şişemizdeki suyumuz da denkleşsin. Ondan sonra tekrardan geliyorum. Hem bir hazırlık yapayım. Neyi nereye koyacağımı bir kendi kafamda oturtayım. Ondan sonra geliyorum kardeşlerim. Arkadaşlar birkaç tane boy kutu kolye bir şey getirdim. Bende zaten poşet moşet de vardı. Ondan sonra acaba şimdi hangisine koysam daha iyi olur diye düşünüyorum da. Abiler balıklarımız büyük olduğu için aslında bir an gönlüm bundaydı. Ama dedim ki buna koymayalım, şuna koyalım daha iyi olur dedim. O daha büyük bir kolye. Altına da arkadaşlar strafor koyacağım. Onunla birlikte sıcak su torbası da koyacağım. Onu da şöyle ben akvaryum kulübünden gördüm. Güzel de fikirdi. Ben kutuyu açtığım zaman arkadaşlar gazeteye yarım litre şişeyi sarmışlar. Şişeye de kaynar su koymuşlar. O da arkadaşlar bayağı bir götürüyor yani balıkları. Zaten suyumuz 20 derece. Bunun aşağısına düşmezse iyi. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Gerçi İzmir zaten sıcak. Yolun yarısı arkadaşlar 20 derecede gitseler ondan sonra zaten sıcak havayı görecekler. Ondan yana da sıkıntımız yok. Vallahi poşetlerimi de çıkardım. Poşetlerim de büyük boy.
Vallahi bakacağım. Şimdi şu straforu bir kolimizin altına dizelim. Ondan sonra birazcık iş yapayım. Sonra tekrardan size en son olayları anlatayım. Öyle düşünüyorum. Çünkü bu an biraz stresli. Hani nasıl yapacağım, nasıl edeceğim onu düşündüğüm için ben bu işi bir halledeyim, sonra tekrardan sizlere döneyim. Arkadaşlar pek bir yol ilerleyemedik. Yani dedim ki bir şeyleri yapayım sonra geleyim falan ama vazgeçtik. Neden vazgeçtik? Şimdi şöyle bir şey yapacağım. 4 tane benim büyük boy poşetim var, tamam mı? Ondan sonracığıma aslında 2 paket yapacaktım ama 2 paketten vazgeçtim. 2 paket yapsam 5-5 balıkları koymak zorunda kalacağım. 5-5 koyarsam gerek yok çünkü 12 saatlik bir yola gidecek balıklarımız. 12 saat de gerçekten az değil. Ondan sonra ya buradan oraya 9 saat de tabii gara benim gitmem. Onun gardan alıp eve gitmesi falan 12 saat. O yüzden ne yapacağız? 10 tane vatozumuz var. 4 pakete koyacağız. Onu artık ben bölüştüreceğim. Ne yapayım? 3, 6, 9 olmuyor. 2, 4, 6, 8, o da olmuyor. Biri demek 3 olacak, biri 2 olacak. Artık bir ayar vereceğim. 2, 3 tane küçüğü bir koyarım. Diğerlerini arkadaşlar 2, 2 paketlerim malları. Vallahi böyle güzel olur. Ondan sonracığıma şuradan 2 tane pet şişe buldum. Bu arada makinamız çalıştı. Oraya yemi döktüm masamıza. Allah'tan yere dökmemiş. Sonra bunları arkadaşlar kaynar su koyacağım. Gazete gezdireceğim yanına. Sonra arkadaşlar birini bu köşeye, birini de şu köşeye koyacağım. Bunlar da bizim kolimize sıcaklık verecekler. Aslında ben strafor yapacaktım. Straforu da ayarladım. Ama balıklarımız büyük. Strafor koliye sığmadı. Onu da size bir göstereyim isterseniz. Şurada arkadaşlar strafor koli yaptım. Ama bu kaç tane balığa gider biliyor musunuz? Bu 4 tane balığa anca gider. Hani 4 tane olsaydı tamamdı ama 4 tane balığımız fazla olduğu için buna maalesef koyamadım. Kapağı da var. Bana straforla geliyor. Ben ayrıca strafora bir de para veriyorum bu arada. 25 lira falan para veriyorum. Hani straforla geldiği zaman çok daha güvenli oluyor çünkü biliyor musunuz? Hani ısımızı kaybetmiyor. Fakat biz bu şekilde yollayamayacağız. Çünkü sığmaz abi, sığmıyor. Bundan dolayı strafora koyamadığımız için arkadaşlar dibini böyle gördüğünüz gibi güzelce straforla kapladım. Başka ne yapacağız? İşte poşete koyduğumuz zaman arkadaşlar ekstra olarak hani ben sağına soluna şu straforlardan koyacağım. Zaten sıcak su şişeleri de bunlar arkadaşlar birkaç saat götürür. Ondan sonra, aslında size bir şey söyleyeyim mi? Bana akvaryum kulübünden İstanbul'dan geldi. Sıcak mıydı ki la? O videoyu bir izleyip bakmam lazım ama soğumamıştı lan sanki. Ama nasıl soğumaz ki çok uzun yol. Yani illa ki soğumuştur ama bana herhalde ılık gibi mi geldi neydi bir şeydi. Tam hatırlayamadım onu. Onu da böyle bir şey yapacağız. Ya şöyle bir şey var. Zaten o ülkenin diğer ucunda. Ben ülkenin diğer ucundayım. Benim olduğum kısım soğuk. Benden gidene kadar ki kısımda arkadaşlar sıcak gitse. Onun tarafı zaten sıcak. O yüzden sıkıntı olmaz. Vallahi balıklarımız da orada. Ondan sonracıma. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ha onu söyleyeyim. Akvaryum biraz dağıldı ama vallahi beklediğimden az dağıldı. Ben bu kadar kovayı dedim ki akvaryumu boşaltırım. O yüzden getirdim ama Allah'tan şansımız yine yaver gitti de balıkları hızlı yakaladım. Balıklar kendi kendine yakalandı. Neredeyse sudan atlayıp koliye gireceklerdi. Ondan sonra vallahi şimdi şöyle yapacağız. Balıklarımızı alacağız. Şu derin kovaya koyacağız. Nerede o? Şu derin kovaya koyacağız. Oraya ben bir de hava taşı atacağım. Çünkü erken yapmışım. Erken başlamışım. Bakın size saati göstereyim. Saat daha 10 bile olmamış. Biz 11.30'da gideceğiz. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Saat şimdi 9'a geliyor. 10.50'de ben balıkları kolilesem. Tamam mı? Ben 10.50'de balıkları kolilesem. 1,5 saatte de ben buradan gara giderim. İşimiz gücümüz rahat olur. O yüzden şimdi ne yapalım? Şuraya bir koyalım balıklarımızı. Buraya ben bol suyla arkadaşlar balıklarımızı koyacağım. Rahat rahat takılsınlar. Bir saat boyunca halıya koyarız ama şimdi fayansa koyarsak fayans 17 derece biraz soğutuyor. Benim şuradaki arkadaşlar suyum çünkü biraz düşüktü. Tek elle zor olacak. Ondan dolayı ben kovayı bir alayım, oraya bir dökeyim, sistemini kurayım, tekrardan geliyorum.